Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün benden çok uzun süredir en çok istenen video saç konusuyla ilgili olan videolardı. Ben de bunu bir iki videoya yaymak istedim çünkü saç konusu uzun bir konu, şekillendirmesi var, bakımı var, birçok dalı var. O yüzden ben de bunu bir seri haline getirmek istedim. Saç dosyası diye bir dosya açıyorum sizin için. Böylelikle bundan sonra saçımla ilgili merak ettiğiniz her şeye daha kolay olarak kanalımdan ulaşabileceksiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu saç dosyası bir, yani saçımda kullandığım ürünlerden bahsettiğim, genel olarak şampuanlarım, saç kremlerim, şekillendiricilerim, neleri en çok seviyorum, neleri kullanıyorum onu anlattığım video olacak. İkincisinde ise saçımın dalgasını nasıl yaptığım, rengiyle ilgili konuları sizlerle paylaşıyor olacağım. Saçım için kullandığım ürünleri şöyle kocaman bir sepetin içinde biriktirdim. Bu kadar çok gözüktüklerine bakmayın çünkü ben tabii ki bunların hepsini bir seferde kullanmıyorum. İsterseniz şimdi artık ürünlere geçelim. Öncelikle şu an kullandığım, daha doğrusu bir süredir kullandığım ve sevdiğim şampuanımdan bahsetmek istiyorum. Daha önce bitenler videolarımı izlediyseniz benim Davines şampuanları ve saç kremlerini ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Benim son kullandığım şampuan Davines'in bu Nunu şampuğu isimli şampuanı. Benimki maalesef bitti, bir yıkamalık daha kaldı içinde. O yüzden biraz üzülüyorum. Fakat Davines'in şampuanları gerçekten bu zamana kadar kullandığım en yumuşak, saçı en kolay açmanızı sağlayan, saça kesinlikle nem veren şampuanlardan. Benim saçım oldukça kuru. Hatta böyle elinize hışır hışır sesi geliyor dokunduğunuz zaman. O yüzden ben hep nem verici şampuanlar kullanıyorum. Daha önce Davines'in Love serisini kullandım. O da aynı bu şekilde, başka bir renkte. O da çok güzeldi. Nunu'yu kullandım. Hani aralarında gerçekten seçim yapamıyorum ama benim bittikçe aldığım şampuanlarım bunlar. Daha önceki videolarımdan belki biliyorsunuzdur. Bir de Aussie markasının Miracle Moist isimli bir şampuanı kullanıyordum. Böyle mis gibi sakız kokan, böyle çocukluğumuzdaki bubblegum kokusundaki şampuanları var. O da çok başarılıydı. Onu da Watson's'tan bulabilirsiniz. Elimde şu an olmadığı için onu gösteremiyorum ama ben bunları birazcık dönüşümlü kullanıyorum açıkçası. Peki elindeki şampuan bitti, şu an ne kullanacaksın diye soracak olursanız ben yeni bir seriye başlıyorum. O da Paul Mitchell markasının bu Lavender Mint serisi. Bu da yine hydrating, yani nem veren bir seri. Bir süre bunu kullanacağım. Sonra tekrardan belki Davines'e geri dönüyor olurum. Niye sürekli değiştiriyorum diye soracak olursanız, benim saçlarım için, belki sizin için de öyledir, sürekli aynı şampuanı kullanmak sanki bana yaramıyormuş gibi geliyor. Böyle arada 2-3 kullanımdan sonra şampuanlarımı değiştirebiliyorum. Gelelim saç kremine. Saç kremi benim için o kadar önemli bir konu ki, çünkü saç kremi uygulamadığım zaman saçımı açmam ve taramam imkansız oluyor. O sebeple saç kremi, saç maskeleri benim için vazgeçilmezlerden. Ben yine bir önce gösterdiğim Davines'in Nunu'nun Hair Mask'ini kullanıyordum. Bu böyle çok enteresan kıvamda ve o kadar güzel kokan bir saç maskesi ki bundan çok çok memnunum. Fakat bunun uygun fiyatlı olarak muadilini size söyleyecek olursam, Watson's'larda satılan, Watson's'ın kendi markasını böyle kocaman kocaman kavanozda saç şeyleri var, maskeleri var. Ben onları krem gibi kullanıyorum. Bu arada saç kremini kullanırken saçımın diplerine, şu kısımlarını hiç getirmemeye özen gösteriyorum. Sadece şuraya kadar olan, bu kuru, asıl kuruluğun olduğu, çatallaşmanın olduğu kısmı uyguluyorum. Sizin de aklınızda olsun, saç kremini eğer dibine sürüyorsanız, getiriyorsanız saçta çok daha fazla yağlanmaya sebep oluyor. Bir diğer bahsetmek istediğim önemli nokta saçımızı yıkama sıklığımız. Şimdi duyacaklarınız size garip gelebilir ama ben saçımı 4 günde, bazen 5 günde bir yıkıyorum. Ve gerçekten işe yarıyor. Eskiden benim saçlarım çok daha çabuk yağlanırdı, çok daha çabuk şekli kaçardı. Fakat saç yıkama sıklığımı düşürdüm. Dedim ki böyle gün aşırı yıkanmayayım, bakalım ne olacak, ne kadar yağlanacak, sonu nereye varacak? Ve böyle evde olduğum zamanlar birkaç deneme yaptım. Sonradan fark ettim ki saçı aslında biz alıştırıyoruz. Yani saçımızı yıkadıkça, onun yağını aldıkça saç daha çok yağ üretiyor. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden saç yıkama sıklığınızı düşürebilirsiniz, gerçekten faydalı oluyor. Hatta bununla ilgili internette şöyle bir şey okudum. Kim Kardashian da saçını 5 günde bir yıkıyormuş.
5 benim için birazcık yüksek, ben 4 diyeyim. 4 günün sonunda benim yıkamam gerekiyor saçımı. Beni rahatsız etmeye başlıyor. Saç kremi demişken elimde yine olmayan, çünkü diğer evde kaldı, o yüzden onu şu an gösteremiyorum. Benim başka bir sevdiğim, çok çok sevdiğim hatta saç kremim Body Shop'ın muzlu serisinin saç kremi. Böyle sapsarı, kesin Body Shop'a girdiyseniz görmüşsünüzdür. Mis gibi muz kokan ve çok güzel nem veren bir saç kremi. Sıradaki bahsedeceğim ürün kuru şampuanlar. Görüyorsunuz Batist'in bende bir ufak boyu var. Bir de bu kocaman boyu var. Kuru şampuan normalde böyle saçınızın dibi yağlandığında günü kurtarmak için, o gün yıkanmak için vaktiniz yok diyelim. Evden alelacele çıkmanız gerekiyor. Bunlar pudralı ürünler. Saçınızın dibine uygulayıp şöyle şöyle elinizle karıştırdığınızda o dibindeki yağlı görüntüyü alıyor. Dediğim gibi benim saçım çok fazla yağlanmıyor. Bu konuda biraz şanslıyım. Ama şöyle bir şey var. Saçının tepesi tabii ki yapışabiliyor. Yani ikinci günden sonra o volümünü yitirebiliyor. Birazcık saçımın şuralarından hoşlanmıyorsam dip kısımlarına birazcık sıkıyorum. Sonra da elimle şöyle 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 azıcık kabartıyorum. O bir gün için sizi kurtarıyor. Ama kuru şampuanlarla ilgili bence şöyle bir şey var. Kullandıktan sonraki gün saçınızı bence yıkamanız gerekiyor akşamına. Çünkü pudralı olduğu için saç dibinde birikme yapıyor ve sanki böyle beni kaşındırıyormuş gibi geliyor. O yüzden ben bu kuru şampuanları kullandıktan sonra akşamına kesin saçlarımı yıkıyorum. Saçımın kuruluğuna iyi gelen bir şey göstereceğim şimdi size. Milkshake köpükler. Köpük dediysem aklınıza bu şekil veren köpükler gelmesin. Bunlar tamamen nem vermek amaçlı kullandığımız köpükler. Aslında böyle elinize sıktığınızda görüntü olarak aynı, görüyorsunuz. Saçımıza şekil vermek için kullandığımız köpükler gibi. Ama ben saç şekillendirici köpükleri hiç sevmiyorum. Çünkü böyle ince ince ayırıyor, sertleştiriyor, çatal çatal bir görünüm yapıyormuş gibi geliyor bana. Ben eskiden bu milkshake köpükleri banyodan çıktıktan sonra saçım ıslakken uyguluyordum. Fakat sonra fark ettim galiba çok güzel koktuğundan olsa gerek biraz miktarını fazla sürüyorum. Çünkü böyle saçımda kolay yağlanmaya başladı bu ürünü kullandığım zaman. O yüzden miktarını az kullanmak gerçekten çok önemli. Bu arada milkshake'ler benim bildiğim kuaförlerde ve yine internet sitelerinde satılıyor. Ama bunun daha uygun fiyatlısı çıktı. Urban Care'in Shake and Repair isimli. Kokusu aynı, yapısı aynı, işlevi her şey aynı olan milkshake köpükleri var. Ve gerçekten daha ulaşılabilir. Çünkü milkshake çoğu kuaförde 50-60 liraya satılırken bu Urban Care'i genelde indirimde oluyor Watsons'larda. 22-23 liraya ulaşabiliyorsunuz. Peki her banyodan sonra uyguladığın bir şey var mı diyecek olursanız, cevabım yıllardır aynı. Abartmış olmam herhalde, belki 6-7 yıldır aynı ürünü kullanıyorum. Body Shop'un bu üzüm çekirdekli serumu. Serumu bir kere tesadüfen almıştım Body Shop'tan. Fakat gerçekten bayıldım. Saça en güzel nem veren. Banyodan sonra o tel tel ayrılmasını, ondan sonra o şekilsizliğini, o yıkandıktan sonra ilk gün böyle bir biçimsiz olur ya saç. Onu alan bir ürün. Ayrıca mis gibi kokuyor. Bu arada fark ettim her ürün için mis gibi kokuyor diyorum ama benim için saç ürünlerinde koku gerçekten çok önemli. Ben bu ürünü nasıl kullanıyorum diye soracak olursanız banyodan çıktıktan sonra böyle 1-2 damla avucumun içine alıyorum. Avucumda şöyle 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 onu böyle iyice ısıttıktan sonra şöyle saçlarımın aralarına, uçlarına böyle yaydırıyorum. Ama çok fazla olmuyor zaten, çok enteresan. Evet, yağ yapıda bir ürün. Ama kesinlikle yağlı bir his bırakmıyor ya da bir ağırlık yapmıyor saçınıza. Biraz da istiyorsanız saçları tarmaktan ve taraklardan bahsedelim. Ben saçlarımı dalgalı ve çok sert oldukları için maalesef gün içinde tarayamıyorum. Yani tarağı buraya koyduğum an kafamda kalıyor. Ve hiçbir şekilde saçım düz olmadığı için saçımdan aşağı akmıyor, tahmin edebilirsiniz ki tarak. O yüzden ben kuruyken saç taramaya birazcık karşıyım. Bu tabii ki saç tipinden tipine değişir. Sizin çok düz saçlarınız varsa tabii ki saçlarınızı kuruyken tarayabilirsiniz. Ama genelde kıvırcık ve dalgalı saçlılar böyle saçlarını taramayı genelde çok sevmiyorlar. Çünkü elektrikleniyor, ayrılıyor, tel tel oluyor. Bu benim için de geçerli. Peki sen saçlarını ne zaman tarıyorsun diye soracak olursanız, ben saçlarımı duşta tarıyorum. Şampuanımı uygulayıp saçımı arındırdıktan sonra saç kremine geçiyorum ya da saç maskeme. Saç maskem ya da kremim kafamdayken, saçlarımdayken saçımın açılması çok daha kolay oluyor. Ben banyoda bu tarağı kullanıyorum. Şöyle kocaman bir fırça aslında. Zaten tarak diyorum ama benim saçım tarakla açılmıyor. Kesinlikle fırçaya ihtiyacım oluyor. Ve bu fırça gerçekten çok güzel. Hiç böyle bir performans beklemiyordum.
Nastita diye bir markanın, bu sanırım internet satışı olan, geçenlerde de Watson's'a gördüm, birkaç tarağı satılmaya başlamış. Çok güzel tarakları olan bir marka. Bende de bu büyük versiyonu var. Ben bunu dediğim gibi banyoda kremliyken tarıyorum. Ve saçlarımı çok daha kolay açıyor ve gerçekten o kremi emdiğini saçlarımın hissedebiliyorum. Benim saçıma şekil vermek için kullandığım ürünlere. Bu benim saçımın kendi dalgası. Kendinden böyle dağınık dalgaları var, çok düzenli olmayan. O yüzden ben bu dalgaları düzeltmek için hep bir ürüne ihtiyaç duyuyorum. Ve beni uzun süredir takip ediyorsanız şimdi söyleyeceğim ürüne büyük ihtimalle aşinasınızdır. Deniz tuzu spreyi. Deniz tuzu spreyi herhalde benim makyaj malzemelerimden bile daha kıymetli olan ürünlerimden bir tanesi. Ben önceden Tony & Guy'ın deniz tuzu spreyini kullandım. Çok uzun süre oldukça da memnundum. Fakat ta ki Davines'in deniz tuzu spreyiyle tanışana kadar. Davines'in deniz tuzu spreyi Tony & Guy'ınkine göre biraz daha ince yapıda ve saçta birazcık daha ağırlık yapmayan hafif bir ürün. Tony & Guy'ınki de bence çok güzel. Yani o kadar çok paket bitirdim ki, o kadar çok şişe bitirdim ki bu zamana kadar. O yüzden hakkını yiyemem açıkçası. Hani buna ulaşamadığım durumlarda koşa koşa gidip Tony & Guy'ınkini alıyorum. Bunu da saçlarım genelde kurumaya yakınken, kuruduktan sonra şu uçlarına, geneline uygulayıp şöyle elimle şekil veriyorum. Bununla ilgili yani saçıma şekil verme videosu saç dosyası 2'de anlatıyor olacağım. Hatta şöyle düşünüyorum. Uygulamalı olarak yani duştan çıktıktan sonra saçım ıslakken nasıl kuruyor, ne sürüyorum, nasıl şekil veriyorum hepsini böyle bir dizi halinde yayınlamayı düşünüyorum saç dosyası 2'de. Çünkü bana çok fazla soru geliyor. Melody Deniz tuz spreyini aldık. Ne yapacağız şimdi? Nasıl dalgayı yakalayacağız diye. Onu da ikinci videoda uygulamalı olarak gösteriyor olacağım. Tony & Guy'ın kulaklarını bu kadar çınlatmışken sevdiğim bir başka ürüne geçelim. Böyle genelde saçımın ikinci ya da üçüncü gününde oluyor bu durum. Saçta böyle hafif hafif matlaşma, o donuk görüntü, özellikle sarılarımda olabiliyor. Şu sarı kısımların mat olmasını hiç sevmiyorum ben. Tony & Guy'ın bu Glamour serisinden Moisturizing Shine Spray. Adı üstünde Shine Spray, parlaklık veren bir spray. Bunu aslında koyu renk saçlarda kullanabiliyor. Ama sanki bana açık renk saçlarda daha böyle güzel bir parlaklık veriyormuş gibi geliyor. Bunu da şöyle uç kısımlara, böyle evden çıkmadan önce çok az bir şekilde uyguluyorum. O matlığı alıyor. Hani bu çok böyle olmazsa ölünecek bir ürün değil benim için deniz tuzu spreyi gibi. Ama bu da bazen böyle günü kurtarabiliyor. Şimdi yine yıllardır elimin altında olan ve kullandığım bir başka ürünü göstereceğim. Yine Body Shop'ın Coconut Oil Hairshine isimli wax'i. Bu neredeyse katı yapıda, böyle kremsi ama oldukça katı yapıda bir ürün. Bunu da böyle birazcık elinizin içine alıp şöyle ısıtarak hazırlamanız gerekiyor ürünü. Bu gerçekten saça çok parlak veren. Hele ki böyle bukleli, dalgalı bir saçınız varsa, elektriklenmeyi alan, parlaklık veren, hatta çaktırmadan hafif de biraz şekil veren bir ürün. Ben bunu da bittikçe alıyorum. Body Shop'tan çok uzun süredir aldığım bir ürün. Böyle kıvırcık saçlılar varsa aranızda ya da böyle sık dalgaları olan varsa, elektriklenmeden ya da böyle tül tül görünümden şikayetçiyseniz bu gerçekten sizlik bir şey. Son olarak ise yeni denemeye başladığım bir ürünü göstereceğim. H&M'in biliyorsunuz artık makyaj ürünleri ve kozmetik departmanı yenilendi. Saç ürünleri çıkartmış. Daha saç serisinden Beachy Keen Salt Water Cream isimli bir krem yapıda bir ürün. Biraz önce gösterdiğim deniz tuzu spreyinin krem versiyonu. Aslında bu ürünü 2 gündür deniyorum sadece. Daha 2 gün oldu kullandığım. Deniz tuzu spreyi kadar sert ve böyle olduğu gibi kalan bir dalga vermiyor. Ama gerçekten güzel bir dalga veriyor. Bu arada arkasında ürünün tamamen mat bir bitiş verdiğini söylüyor. Fakat çok enteresan. Ürünü alıp sürdükten sonra ben bunu fark ettim. Ellerime bir baktım. Twilight'taki Edward'ın cildi gibi ellerim parlıyor. Dedim ki bunlar simler nereden geldi? Sonra bu üründen geldiğini fark ettim. İçinde ışıltılar var. Sim de değil, yanlış söylemeyeyim. İçinde ışıltılar olan bir ürün. Ama saçta kesinlikle gözükmüyor bu ışıltılar. Ya da belki benim saçımda gözükmüyor. Dalgayı sağlıyor ama şöyle söyleyeyim. Akşama kadar kalmıyor. Yani deniz tuz spreyindeki o dalga akşama kadar tok bir şekilde saçınızda dururken bu ise günün ortasında işini bitiriyor ve sanki saçtan birazcık yok oluyor gibi. Ama bunu kullanmaya devam edeceğim. Çünkü merak ediyorum. Güzel kokan bir ürün. Deniz tuz spreyinin krem versiyonu olduğu için farklı muadil bir ürün. O yüzden bunu da kullanacağım. Bununla ilgili uzun süreli görüşlerimi yine saç dosyası 2'de size anlatıyor olurum.
Bu arada deniz tuz spreyleriyle ilgili söyleyeceğim bir diğer şey ise deniz tuz spreyinin saçınızı sertlik verdiği. Yani şöyle düşünün, nasıl denize girip çıktığımızda saçımızın bukleleri çok güzel olur ve o bukleleri bir daha hiç yakalayamayız. Onlar aslında tuzun saçınıza sertlik vermesinden kaynaklanıyor. O yüzden o kadar güzel bukleler oluyor saçımızda. Bu ürün de aslında bu işlevi görüyor. O yüzden bunu sürdüğünüzde böyle saçınızın yumuşak mükemmel dalgaları olacağını düşünmeyin. Belki bahsetmeyi unuttuğum başka ürünler olmuştur. Yine aklıma gelen ürünleri saç dosyası 2'ye koyuyor olacağım. Sizin benimle paylaşmak istediğiniz saç ürünleriniz var ise lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Çünkü ben saç ürünleri kullanmayı ve keşfetmeyi çok seven biriyim. Böylelikle fikir paylaşımı yapmış oluruz. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz şuralardaki linklerden abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.